Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhaların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut. Ey milletim! Ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse ilim, kurusun damağım dilim. Özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı kalsın diyorsanız köleler, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, orta çağ taşımak istiyorsanız zamanı, baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yetmediyse acısı şiddetin savaşın, anlamı kalmadıysa yurtta su, dünyada barışın, eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, hala medet umuyorsanız şıhtan, şehten, dervişten, şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçüden, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Eşit olmasın diyorsanız kadın ve erkek, kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek, diyorsanız ki okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet. Özlemini çekiyorsanız saltanatın, sultanın. Hala önemini anlayamadıysanız millet olmanın, kul olun, ümmet kalın, fetvasını bekleyin Şeyhülislam'ın. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Ata, varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz.
Bu karar değişmez irademizi ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası, istiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimiz damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref söz verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.